Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Şu an karşımızda değerli bir konuğumuz vardı. Asil Nusret, büyük şairimiz, abimiz karşımızdaydı. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş gördük. Ehlen. Ustad, hoş geldin. Hoş gördük babam. Hoş günaydın bu arada ustad. Sağ olasın, Allah razı olsun. Sağ olasın. Ustad, biz teşekkür ederiz sana kırmadığı bizi programımıza geldiği için. İnşallah bir yorgunluğu yoktu. Ben teşekkür ederim ki getirsin burada aleme şiirimizi, konuşmamızı. Eştirəz. Sağ olasın. Şərəf duyuruq, qürur duyuruq bununla təbii ki. Sağ olasın. Sağ olasın. Ustad, özü bilsən, şu anda Muharram ayındayıq. Muharram ayının münasibətindən dolayı şu anda Kərkük'te nasıl görsən özünə? Vallahi Kərkük'te iyi, xoş geçti. Yani istədikləri hədəfə yetişdilər. Mavakiblər çıxdı. Bəli. Ulama eddin mahadarələri təqdim etdilər. Əmniyyət də çox hoşuydu, çok iyiydi. Güçlüydü. Hamdolsun bir hadis olmadı. Bəs bir tek hadis oldu. O da emniyetten yazdaydı. O sebebe o hadis oldu. İnşallah o şehidimiz de Allah rahmet eder. Yaralılara da Allah bir acil şifa versin. Aynen. Aynen. Şunu merak edirik. Siz hanı değerli abimiz yaşta büyüksüz bilirsiniz. Eskiden görüp siz ne şekilde olardı bu marasimler? Acaba sizi uyanınızda görüşünüzde fark edip de o eskiden indiye kimin? Tamamen eskiden yenide çok çok farkı var. Bəli. Eski zaman yani bidayeni alsak, bidayede evlerde okurdular, hüsküt okurdular, çıkmazlar caddeye, çıkmazlar cami yokuydu. Bir üç tekke var idi. Bəli. Bir kalanını da evde okurdu. Yasak idi. Ha, yasaktı, av yasak döyüldü işte yani. Şey etmezler. Bəli. Bu üç tekke var idi. Kalanı da evde okurdular. Bəli. Mulla gelirdi, etiyadi, musibeti okurdu. Yeminiden, Fuzuli'den, sahabi dümuğ var idi özlerinde. İşte bu şeylerden okurdular, taziye kurardılar. Ama gitgide bu öge gitti ve tatavur etti. Başladı millet cami yapmağa. Bəli. İndi mesela eski zamanda yine aynen sizinde çok Hüseyniler var idi. Bəli. Təqəleni idi, Efendi camiydi, Kəlir camiydi, Meryem Rauf camiydi. Ondan sonra Hac Hüseyin camiydi, ondan sonra Hamzelilerde var idi, Şıxlarda var idi. Ve bunlar herkesin uleması var idi, okurdular. Ama mevkib cissin hepsi birlikte çıkardı. Yani var idi, aynı vaxtda var idi. Mevkib var idi. Ondan sonra o evlerden, demirəm, çıxdılar camilere. Camilerde 7. günü, 8. günü, 9. günü, yani 3 gün evvel, 4 gün evvel çıkardılar ilə en 10. güne kadar. 10. gün səbbəh çıkardılar gündüz. Ama evvelden geceler çıkardılar. Ha, güzel. Zincir vurardılar. Bəli. Közke çalma vurardılar, bəli. Aba girerdiler. Erkekler? Erkekler aba girerdiler, müşkü bağlardılar, gözleri ve şey ederdi. Bir kısrak bezerdiler. O kısrağın dibinde bir arvat var idi, adı Almaz idi. Böyle bilen Mesihiyye idi de, bilmem İslam oldu, olmamıştı. Aleküllin atın başını çekerdi, o tarafta da bir tane vardı. Adı Abdullah Şerif. Şerif Ahmet oğlu Abdullah'ydı, o okurdu bunlar için. Bunlar da geri giderdiler, gelirdiler kısrak yanına. Neden şeyha çekiyorsun, göz meydana tikiyorsun, meğer ağam ölüptü, sana kurban Zülcenah. Bu gibi reddiyeler diyerdiler. Bu ne temsil edirdi? Yani İmam Hüseyin aleyhisselam selam meydanda olsun. Düşenden sonra kısrak geldi heymelere. Arvatlar çıktı kanşarına ki enneme sual edilir özünden İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı harada bıraktı. Ha. Bu onu temsil ederdi. Bəli. Bəli. Peki sence eskiden mi daha güzel idi yoksa şimdi mi daha güzel? Vallahi işte dünya ustadım tatavvur edir. Yani o eski eskiye bağlıydı. Bəs onda birlik barabarlık var idi. Ama indi dağıldı, millet dağıldı, tisin yıxılandan sonra millet dağıldı. Dağılınca mesela her cami özü öz mantıqasında çıxardır mevkibi. İndi tezlerini al, təqribən
muvahhaddir. Beşir təqribən muvahhaddir, birdilər. Amma tisin dağıldı. Bəs bu geçen il, bu Muharram'da xoş bir şey yaptılar. 7-ci günün hapsi bir yere yığışdılar. Birlik oldu. Birlik oldu. Çok İnşallah güzel. Birlik olsa daha iyiydi, daha zəxim göstərdi, daha millet istifadə edər. Bəli. İnşallah. Peki Muharram ayı olduğundan dolayı, Tisin bölgəsində Muharram ayı münasibətindən dolayı nasıl görsən əcvayı? Yani güzel mi geçirir səncə? Güzel geçir, hoş geçir, iyiydi. Millet çok istifadə edir. Yani muhazarələrdən, camiələrdə, Hüseyniyələrdə bu ulema edil muhazara verirlər. Çok hoş geçir, çok istifadə edir. Xüsusən yeni qalxan gənclər. Ha. Bu güzel. İndi çıxan bəzi şeylər mobildə var, bilməm nə var. Bəzi müxəddərat bilməm nə. İnşallah yəni buna yüzdə məsələn nisbə 30-40 şey etsə, təsir etsə millətin yani ahlaki yendeki şu bu muhabaralar. Tabii ki. Yani, peki eski günler üzerine çok konuştuk biz. İstirem yani bir hatıra kalıptı indiye kadar fikirde eski günlerden yadudan çıkmayıp da bir zikraya ya da. Vallahi işte uşağıydık. Muharrem gelmeye birli deşteşe. Evvel yok idi yetkinen bazardan alginan. Mesela bir iki deşteşemiz var. Onu nenelerimiz giderdiler boyağa. Atardılar. Boyak kazana atardılar. O kazanda boyaktan o kölmeyi boyadırdılar. Ondan sonra yekerdiler, verirdiler, girerdik. Kararengi gır? Kararengi, he. Ondan sonra uşağıydık elimizde, yardıma geldi. Bir kutu yerden delik delerdik. İçinde mum yandırdık. Şey, ışık için. Gece gidende karanlık uydu tüsün sokakları. O mum ışık ederdi yolunuzu. Yani iyi de ışık ederdi. Ha, iyi de ışık. Bence çok güzel şeyler yapılırmış eskiden. Yani şu anda bile yapılsa bu şeyler bambaşka bir şeklinde olur. Çünkü biraz farklı değildi. Yani askiye göre anlattığına göre. Işıklar falan satılmıyor. Mum falan görmüyorum. Şimdi düz dünya ışıktı. O vakit bir mum için yani nece diğer yalvardık neneye babaya para versinler. Gidelim mum alakan o kutu içinde yandırak giderdik otururduk. Karanlıkta o şeyde Hüseyniye'de tabii büyükler bize aparırdılar. Onu da yandırdık dibimizde bırakırdık. Ne güzel o zamanlar demek ki her şeyin bir kıymeti var imiş. Tamam, değerliymiş. Belaydı kıymeti var imiş. Hoşuydu yemek her ise bu Kerkük'ün milleti hapsi gelirdi Tisin'e. Yani yok hapsi mesela diye. Tisin dolardı. Yüzde diyelim 20'si 30'u gelirdi. Bari. Yatardılar da Tisin'de. Herkes öz kısmında, öz arkadaşı gildi. O Hüseyinlerde sebbah üzeri mevkuba hazır olurdular, görerdiler. Ondan sonra da yemek yerdiler. Herisi olurdu bütün evlerde. Yemeği yerdiler, herisini yerdiler, dönerdiler. Giderdiler. Yani bu genellikle çok vakit Tisin'de olurdu çok, merasimler. Çok, Tisin'de olurdu. Tisin'de olurdu. Haberli. Çok güzel. Peki siz bir şair olduğunuza göre şiirler yazsınız. Hiç Muharrem münasebetiyle ilgili yazmışsınız? Yazmışam, çok yazmışam. İnşallah bir tane okuram. Ha, bir parça alakın senden dinleyin. İnşallah. Bakmayın dostlar şiirin heykeli avzanine. Kafiye düz müdür yoksa parlak envanine? Kıl nazar mazmunine, fikrine, manasine. Uygundur şairlerin sahede cevlanine. Göz atın geçmişlerin savaşlar meydanine. Benzer mi hangi meydan Kerbela meydanine? Aşıklar gelip geçip kalmayıp izi tozu benzer mi hicranları Hüseyin'in hicranına? Dünyanı tutsa ataş, yandırsa ins cinnini benzer mi tafta çıkan heymeler niranına? Zulmuna her zalimin insanlar figan eder benzer mi hangi figan Zeynep'in efganına? Her cair isdar eder hükmünde fermanları. Benzer mi o fermanlar Umeyye fermanına? Hükm için mazlumlara
yaptılar zindanları, benzer mi Şam'da Yezid yaptığı zindanına? Zalimler hükmü alsın, töktüler binlerce kan, benzer mi o kanlar ya tökülen taf kanına? Kurbanlar verdi mertler, kurtarsın ta milletin, benzer mi hangi kurban Neynava kurbanına? Hüseyin'in vicdanına yok kıyas ağa oğlu. Bu vicdan ne vicdandır verdi su düşmanına. Yaşadı ustad, ağzına sağlık. Sağlık, çok gerçekten güzeldi. Çok güzel bir şekilde seslendirdi. Peki ustad bunu ne zaman yazdı bu şiire? Vallahi bunu yengilerde giden yıl, o bir yıl böyle yakınlarda yazmışım. Peki verir misiniz bunu kimseye mesela dile getirsin, burada özler desinler, özün radütler yani? Bu radüt malı dövgü. Ha bu böyle yani, şiirde. Ben hiç böyle radüt malı çok yazmaram. Ha yani onca şeyi yoktur radütlerden. Fikri nehci yazaram. Edebilim onu radut, edebilim onu radut okusun. Biz bizim radutlarımız, bilmirəm yani anlamırlar yani bu şiirler, av yaxud gedirlər böyle basit basit şiirleri alırlar. Tabii ki. O zaten ben dikkat ettim. Ben o şiirde yazabilmem. O zaten ben dikkat ettim. Kullandığı tüm kelimeler yani bambaşkaydı. Yani ben çok misafir gelipti şimdiye kadar bura. Çok da şairlerimiz gelipti. Çoğu normal kelimeler kullanırlar. Ama sen kullandığı kelimeler bambaşka tam yani. Asıl tam asıl kelimeler kullansan. Kelime. Yani bu nasıl olsa radudlarımızın çoğu için biraz zor geldi nasıl olsa. Yani eşitmediği kelimeler olduğu için. Ama güzel oldu dil dostum. Ama bence radudlarımız da bunları kullansalar daha iyiydi normal aynen kelimelerden. Çünkü bir şairin de gereken bir özeli olsun özne aynen göre. Yani gereken biraz farklılık olsun. Yani aynen herkes normal bir şekilde gitmesin. Gereken biraz ayrı bir şekilde olsun. Ustam şiir belagati kuvvetli olmadı. O radut ki okuyanda onu, o radut git gide düşer. Tabii. Doğru. Çünkü nişin ha yedir basit kelimelerden yazılıptı. Mesela Hüseyin şehit oldu. Hazreti Abbas Fırat kenarında düştü bilmem. Bu ihtiyacı bir kelimeler de alır ama gitsin büyük şairler, yok ben demirəm benden, büyük şairlerimiz var, o şairlerden şiir alsın, güzel şiirleri var, bunu gelse ləhn etse, oxusa özünü, şöhret veri, kıymeti kalkar millet içinde. Tabii. Doğrudur. Ama zayıf okuyan, öz de zayıf olup gitgide düşer. Tabii ama maalesef bu biraz kültürlü olmadıkları için böyle oldu. Yani bir şairin kültürü olduğu zaman daha fazla ağır kelimeler kullanabilir, o orijinal kelimeler kullanabilir ama çoğunun kültürü yoktu bizim bu şairlerimizin, yani yeni şairlerimizin. Bu bir. İkinci, en çokluk meylediler Arapçaya. Aynen, ben de buna dikkat yani ettim. Yani ben müteakkidim, o okuyanlar Arapça okurlar, o dedikleri sözlerin manası bilmirler. Tabii. O manaları Cenub'da Araplar çoksa bilmir. Bu okur bas babaga kimin ezberleyip lahnini kelimesi. Bari. Peki sen ne koydu şair olasan başka bir şey olmadı mesela? Hı. Yani bu kadar şey var yani iken şairi, şair olmayı tercih etti o. Aynen. Vallahi ustadlar benim taban zorufum tisinde Hüseyinlerdeydi, otururduk, kakardık, bu bazı şairler vardı. En çokluk benim bir ammum oğlu var idi, ammucam oğlu var idi. Celal Rıza Efendi büyük bir şair idi. Bunun bir duhanası var idi Bağda, üzüm bağında duhanası. Daimi bir tereddüt ederdi, orada otururduk. Bura şairler gelirdi. Büyük şairler yani. Büyük şairler gelirdi. Ezzeddin Abdi idi. Osman Mazlum uydu, ayrıları yadımda yoktu, Mehmet Hoşudaklıydı. Gelirdiler, otururdular, orada konuşurdular şiir üzerine bu şey. Ben ilk defa edebiyata başlayından temsiliye yazardım. Temsiliye, ne temsiliye yazardım? Yani İçtimai temsiliyeleri yazardım. Türkmen kısmı var idi İza'a, ora yollardım, orada temsiliyeler temsiliye çıkardı. Ve yetkide terk ettim özünü. Hizb-ül Ba'is geldi, bilmem tutmak filan, terk ettim özünü. 80'lerde
mənim bütün necə deyər şeyim var idi, yəni imkaniyyətim var idi. Şiirin bütün avzanını bilirdim, kafiyasını bilirdim, nədir, nədir övü. Ondan sonra rastizm də vardı məlumat tərəfindən. Bəli. Həmd olsun, həmən girdim şiiri, başladım şiir yazmağa. Çox. Avval şiiri də İmam Ali aleyhisselamın üzərində yazdım. Maalesef gətirməmişəm özünü. Maalesef. İmam Ali'nin üzərində yazdım avval şiiri. Ondan sonra başladım işte dünya üzərində. Bəzi atıfı, şiirlər var yazmışam. Tam bunu istirdim sorum sizdən, arzunuzda da böyle. Tam onu istirdim sorum sizdən. Hani konumuz şu an oraya değindi. Genəldə şiirlər özünə üstünədir. Yani bəs dinidir, ilahidir yoxsa başqa da var? Özü ilahiyyətdir. Bir də Əhl-i Beyt üzərinə çox yazmışam. Bəli. Şey də yazmışam, ictimai də yazmışam. Qəzəl də var içində. Çox güzel. İndi bir kitabım var inşallah. Yani bitməyə yaxındı. Türkmen elində yeməklərimiz. Yeməklər, yani düşmə yeməklərdir. Nanca Türkmen elində yemək var. Hepsi bir şiirdədir. 170-175 dörtlüdür. Bəli. Yazmışam özü. Yani bir şiir içindədir. Şiirdən ya. Yok bir şiir. Dörtlüdür. Dörtlüdür. Ayrı ayrı. Ha, çok güzel. Peki bu kadar konuştuk. Yani eskiden o yeni üzerine, yeni üzerine de istedim biraz açıklama yapalım. Yani bir yengi şairlerden eski şairlerin orta yerindeki fark nerede tam olarak? Onu istedim bilim. Yani ya da yengi şairleri nasıl görsünüz eskilere göre? Çok fark var. Ben, menlik olmasın, 14 yani diyebilirim sana Irak içinde, dışarıda 20 mehracana katılmışam. Amma Irak'ın dışarısında 14 mehracana katılmışam. Ne güzel. Festival. Taban bu da düvelidir. Tabii. Düvelidir. Hepsi Azerbaycan, Baku'dan gelirler, Türkiye'den gelirler, Özbekistan'dan gelirler, İran'ın bütün yerinden gelirler. O oraya katılan ilde bir kere, iki kere şeydi. Yani o şiirlere baksay, bizim bu şiirlerimize baksay, bizim eski şairlerimiz çok kuvvetliydi. Güzel. Çok şey yazardılar, aruz yazardılar, aruz. Aruz nerede? Buhur, buhurdan. Mesela tef'il üzerine, mafa'ilun, mafa'ilun, bu yani üzerine. Yani o onun üzerine gidiyor. Ama indi bizim Kerkük'te, evvelden de yani var içlerinde, indi de var hece üzerine yazarlar. Hece parmaktan sayılı. Yani makati. Bizim amma dediği ki eski şairlerden yeni şairlerde çok fark var. Çünkü niçin? Yeni şairlerin oxumurlar. Mesela bir küç gün sevdaya düşürü, av bir akta tutur özünü, av bir hüzün, bir kef, bir mecmua şiir yazır, bakmır onu. Bunun avzanına, kafiyesine. Doğru. Sonra belagat yoktu içinde. Tabii. Yani rekik sözler koyuyorlar. Tabii. Evet. O bizim yengi şairlerimiz çoğu sevda üzerine aldı. He. Ama bu sadece yani sevda üzerine de şiir yazmak. He. Bambaşka böyle şeyler üzerine de vardı. He. Neden sadece bu sevdanı tercih etsiniz yani? İşte gençti. Hayali böyle yediri. İndi mesela bunun bir əsin dəyişsək bu gəncin, ha, ayrı bir bəyə ayrı şəkil başlar şiir yazmağa. Məsələn, bunun indi bizdə gənc var, Əhl-i Beyt üzərinə yazır. Tabii. Bizdə gənc var, Sevdi üzərinə yazır. Tabii, zaten onlar onun bir əsi ayrıdır, onun bir əsi ayrıdır. Amma bir şey də var ortada. Məsələn, əskidən, yəni mənim görüşümdə, əskidən yazandalar diqqətli bir şəkildə, qorxu idən, hani bir şey çıxacaqdı meydana. Amma indikilər, məsələn, Allah əlinə qələm yazır, üstünə də yazır şairəm mən. Yani hemen yazır, tez evvel, bakmadan, korkmadan. Evvel kayı ustaları var idi. Bu əgir mügürü kayağını atardılar eline, yapardı. Bəs oradan bir xet çəkibdi. Xeti açandan sonra baksaydı, deyəsən cam kimindi. Əgir mügürü kayağını necə uydururdu, koyardı. Eski şairler onlara benzer. Ama indi blok çıxıbdı. Bütün abadı məlumdur, bəs düzgünən. Bəzi var, o düzməyi də əgir bir gürü düzür. Doğru, işte. Güzel örnek verdiniz gerçekten. Yengi şairler aynı. Zaten yengi şairler, şair yazmak özleri sadece sevda üzerine olur. Ama hepsini de demeyelim.
Hapsını da kast etmiyorum. Tabii ki hiçbir zaman hapsi demerim çünkü zaten iyilerimiz de vardı. Onları asla unutmarız. Ve iyilerimiz de zaten gelirler hapsi büyük şairlerimizden dersler alırlar ve öğrendirler o zaman. Yani kusur koymuyorlar tamam. Büyük şairlerimiz. Bizim büyük şairlerimiz var. Hapsini yani diyeler gelsinler yanımıza ögelerde gözlerini. Mesela benim imkaniyetim yoktu yani bir hizmet takdim edebilmem. Çünkü ama gelip danışabilirler. Ben özüm muallimiydim. 25 yıl muallimlik ettim. Ama indi yani edebilmem ders verin bir tane iyi gelsin. Ama bizim Türkmen edebiyatçılar var. Bale. Yani 50-60 tane her zaman ictima ederler. Yani hapsi hazırdı yardımda bunlara. Çok ama özleri hele vermirler, yetmirler. Dir hadi o ben şair oldum baba sen. Nancaf Fuzuli'nin ihtiyacı vardı okumağa. Fuzuli. Tabii. İhtiyacı vardı okumağa. Tabii. Ama bence bir insan dediği zaman ben mükemmelim. Evet. Her şeyim tam tamdı ama bu insan alası hiçbir zaman olmaz. Mükemmel değil. Bence millet desin. Bence millet desin bu mükemmel yoksa kimse öz özüne demez. Kimse mükemmel yok, değil. Yok alakası yoktu dedi bu hacat. Bambaşka bir şey dedim. Yani bir insan dediği zaman ben mükemmelim. Bu işte tam başarılıyım. Bu çok yanlıştı. Çünkü daima insanın yanlışı olar. Yani bir işi tam yani büyük mükemmel. Konuşmasın diyeceğim. Büyük konuşmasın. Her insan bir şey yaptığı zaman öz özünü mükemmel görür ama daima özürden bir üst kek daha vardı. O sana işe baktığı zaman diğer bu ne yapar? Etme çok yanlış da yapsan öyle. Kesinlikle. Aynen. Sizden edebilirler bir şiir, bir kaside lağım. İnşallah, inşallah. Muhiblerin ezelden Kerbeladır kıblegahı. Hem dünya ahirette Hüseyin'dir millet penahı. Pervaneden alıştık aşka yanmak illetini. Git dostum sen de alış bu sevdanın kıymetini. Ben takarım her daim lebbek sözün isminize. Bu cennet diyerem gül-i ra'na etrinize. Bana maşuk taftadır, gülzar-ı zahra oradadır. Şeki yok nur-i huda, tur-i seyna oradadır. Harami sahni anın, aşıkların kâbesidir. Hacer-i Esved'i var, ol Abbas'ın keffesidir. Gönlümdedir aşkınız ey şehitler padişahım. Ben nece terkeylerem, sensin benim tafta şahım. Dünyaya nuri saçan, yol gösteren muştaklara. Minara kümbetiniz sanki hadra uşaklara. Adın miftah-ı cennet, kalbimizde vardı yerin. Binlerce benim kimin vardı velhan aşıkların. İlahi sen bizleri etme uzak şeriatten. Ol Hüseyin hatırına etme uzak vilayetten. Aga oğlu el açıp bağışla ya Rab izlerin. Özün lütfet Hüseyin'den ayırma ya Rab izlerin. Yaşadı olsun, çok sağ olsun. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Gerçekten çok güzel bir şekilde bunu da seslendirdi. Bunu her zaman yazmışsınız? Bunu da aynen... Yani bu neçi ilde, bundan bir 5-6 yıl önce yazmışım özellikle. Ha güzel. Evet. Peki kaç yaşında sen başladı o şiir yazmaya? Ah, vallahi takriben 40'ı geçmişti. Ya bayağı büyüğüyüm sen başlarında. Demirim ben evvelden edebiyata çok yakınıydım, bağlıydım, temsil yazardım. Yani. Temsil yazardım çok. Ondan sonra bir kere döndüm. Şiire başladım. Peki temsile ha zaman başladınız? Temsile? Yani ömrüm yoksa şey yani 60'larda talebeydim, öğrenciydim. Hı. Bir temsil yolladım. Televizyonda temsil yaptılar özünü. Ondan sonra başladım yazmaya. Tamam. Ondan sonra özümüz bir fırka kurduk. Giderdik şeyde Bağdat'ta tescil ederdik. Ne güzel. Peki oynardın sen temsiller orada? Oynardık. He, oynardık. Ben idim. Ustad Hasan Kevser idi. Allah rahmet etsin. Ustad Recep Hasan idi. Allah rahmet etsin. Ustad Şevket Kemal idi. İşte bunlar idi giderdik. Biraz istirham o temsilleri üzerine konuşasan. Çokluk sen temsilleri yazdığı zaman hangi konuları ele alardı? Yani bu çok önemli bir şeylerden birisi de. Çünkü bir insan bir konu aldığı zaman yani müstema görür özüne. O, en azından gerekim bilsin neyse yetirir. Sen çokluk hangi konuları ele alardı? Her konu toplumda bir engel yapardı.
bir müşkülə olurdu. Bəli. Onu gözümlə görərdim, av eşidirdim. Onda onu həmən təmsil edərdim. Məsələn, qonşudan qonşunun əlaqası, zəngindən fəqirin əlaqası. Təbii. Bu şeylərdən. Yəni genəliklə həyat üzərində. Həyat üzərində ictimailik var idi bəzən sevdə üzərinə. Məsələn, bir dənə yazmışdım, itkin oğlan, o sevdə üzərinə idi. Amma qalanı ictimai idi, millətin ahvalına, millətin geçişətinə yazardım həyatdan. Peki şu anda tiyatronun durumunu nasıl görürsünüz Kərkük içində? İndi? Şu anda ha. İndi tiyatro yoxdur, görmürəm heç. Hiç yoxdur? Yox, görmürəm. Əvvəl var idi, yenə təqribən 60'larda, 70'lərə qədər qalmışdır. Çox iyiydi, gözəl bizim məsrəhlərimiz var idi. Fırqalar, təmsil takımları var idi. Amma indi heç belə eşit. Yani aynı Kərkük içindeydi bunlar? Hə? Aynı Kərkük içindeydi de bunlar? Kərkük içindeydi, hə? Neyse. Hə, təmsil yaparlar, təmsil edərdilər, xoş, gözəl. Bəli. Hə. Yani neden olmasın təmsil? Sonra ildə bir təmsil şeydə, Bağdatda yapardılar. Türkman nadisində orada. Çok güzel. Peki yine bir şey sorağın sizlere hani eskiden indi kimin farkı mesela eskiden deyirdiniz istisin halkı milleti bir yerde toplanardılar bu şiir falan yazardılar. İndi de vardı bir böyle bir yer aynı toplanır mesela siz de katılsınız o yere. Şiirleri ha. İndi yoktu. Her Hüseyin'e özü alim dini getir okudur muhadara verir. Bəli. Ondan sonra şey çıkırlar. Bəs 10-cu günü bir takım Hüseyniyə yedirir o şeyə Resul adam yanına orada təmsil edirlər. Şeyin yani Muharramın bu faciənin təmsiliyəsini orada edirlər. Burada Yengiçisində Hüseyniyə Əhlibeyt Hüseyniyəsi yenə milləti yığır başına. Vələkin bir toplum olsun, hapsi bir olsun yoxdur. Bəs bir il gördüm, 7-ci günü konuştum, əvvəldən işarət etdim özünə. 7-ci gün yığışdılar hapsi bir yerə. İnşallah get-gidə 10-cu gündə yığışırlar bir yerə. İnşallah. Çünkü yığışırlar bir yerə, bunun əhəmiyyəti baxın, nədən var? Əmniyyət edə bilir, tavuk etsin, iyi himayə etsin. Aynen. İşte biraz emniyet gücünden dolayıydı hani korkuruq millet falan ama gene de bu tesir etmeyip etkilemeyip de yani hep toplanırlar yapırlar. Bəli. Peki Tisin bölgesi bazı rejimi tarafından çok engeller çıktı kançalarına, çok da zulümler çıktı kançalarına şimdiye kadar. İndiye kadar peki hakları döndü geriye? Hakları yok dönmüyüp geriye. Mesela Tisin hanı dönmedi. Var yani bir kısmı adam necə deyər, zordan olsun, gəldi, hökumət yıxdı damlarını, yaptılar, yıxdı, yaptılar. Yəni, bir %50 olaşdı haqqına, amma %50 olaşmayıb, hansısın yapılmayıbdır. Doğrudur. Ondan sonra, nancə millətimiz getdi, öldü, sicin oldu, onların haqqı. Ondan sonra, Tisin bir böyük məmləkət idi. O vaxt 10.000 bir məhəllə idi, 10.000 adam yaşardı içində. Bunları dağıtdılar hər birini bir yerə. Doğrudur. Mafruz yerə, bunlar yığışaydı bir yerə. Bir yengitsin yapılaydı. Tabii ki. İndi var deyirlər yani yengitsin ama içindeki milletler aynı o milletler deyil. Ha. Vallahi yani mən bəzi kərə düşünləm belə dala vuram deyirəm, əgər indi tisini yapsalar, yaptılar. Bəli. Amma mənim o gidən arkadaşlarım, o şehit olan arkadaşlarım, geri dönməsin. Onları hardan gətirim? Tamam, bu tisini görəndə, əski, indi bu yıxıq damları görəndə o əski yaralar yada düşürür. Tabii. Şey dedi, Qeys bir gün girdi Leylənin diyarına, başladı duvarları öpməyə. Dedilər, bağım sən duvarları öpsən, dedi uqabbilu cidara və da cidar və ma hubbi diyari şəğəfnə qəlbi və ləkin hubbu mən səkənə diyar. O diyarda oturan olmasın mənimlə, mən nedim dam duvarı? Doğru. Mənim arkadaşlarım, gözəl arkadaşlarım, fikir arkadaşlarım,
Mənimlə uşaqlıqkən böyük olanları yetdilər. Amma indi mən gedim dam, duvar, bir mantıqa yaparım deyirəm bu tisindi. Tabii. Bəs adı və inşallah tisini də adı etməz çünki yengi tisim var. Tabii ki, İnşallah. Asla unutulmaz ha. Yani tisim şeydiler. Allah da rahmet eylesin. Allah rahmetine. Çok şeyd oldu tisinden. Çok, da, çok azap çektik. Çıxartdılar, damlarımız yıxdılar. İşte, zor yedə, günler var idi. Buydu. Doğru. Hepsi de sebep bu Muharram, bu Ehl-i Beyt'e. Bu sebeplerden dolayıydı. Muali. Ne diyorsun? O zaman sizden bir şiir daha alağın var ise? İnşallah. Bir şiir okuyacağım. Muharram üzerinde döyü. Tamam. Vatan üzerine de tekriben diri geçseydi kara bulut. Güneşler doğsa ne var? Rahmetin yurdum üstte Allah'ım yaksa ne var? Yıllardır gam çekiri kavruldu tüm milletim. Irak'ın yatan baktı, oyansa kalksa ne var? Bezensin dört etrafı, gül çiçek, bağ bahçalar, dağlardan, yerli yerden suları aksa ne var? Dünyada kef çekenler, ne kahri ne gamı var, göz açsa talih kuşu, bize de baksa ne var? Dolansın çarxı fələk, milletin mutlu olsun, şadlığın notlarını köşkünə taxsa nə var? Qablasın gözəlim də vatanım baştan başa, bərəkət yıldırımı bir dəfə çaxsa nə var? Yaşayaq aləm təkin, istəyim ağa oğlu, çox deyil matlabımız, əgər ki çox olsa, çoxsa nə var? Yaşadı çok ustaz, güzel, elinize sağlık. Sizde bir şeye dikkat ettim. Sizde bir Kerkük sevdası vardı, Tisin sevdası vardı. Hani eski arkadaş falan diyen davuz böyle bir ürekten değilsiniz. Ben Taban, biz bir yerde yaşadık. Bəli. Bir yerde okullara gittik. Duhanlarda, çayxanlarda, mahallelerde bir yerde çıxandaq evden. Yani her bir iki, üç arkadaş bunlardan görerdi. Nəzakət var idi özlərində, axlaq var idi, tərbiyə var idi, gevil qırmazdılar, iyi insan idilər. Onu yada düşdükcə taban içərdən qəhərlənəsiz. Peki arkadaşlardan heç kimsə qalmadı məsələn indi sizdən? Arkadaşlarımın qalıb belə tək-tək, bir dənə, iki dənə, üç dənə. Aynı görüşsüz özlərdən geçsin. Mən də tutuldum özləri ilə, aynı tutulmuşdum. Hı. Bəs işte, ehtiraf etmədik. Çıxdıq biz. Ne güzel. Yani, yani o vaxt... Etdirmədilər, etiraf edə bilmədilər bizdən etiraf alsınlar. Bəli. Bir şey de yok idi üzərimizə şahid. Onun için çıxdıq biz. Həmd olsun. Yani ama bazı arkadaşlarımız kaldı orada. Harada hə, sicində olsun, sicində sen şehid olsun. Kaldılar, muhabbet yediler. Çoxsu muhabbet yedi. 10 il, təqribən 6-7 il müvacihələri yok idi. 11 yıl kaldılar, ondan sonra çıxdılar. Yani aflıq geldi, bilmem ne bu. Yani, ahdas oldu, çıxdılar. Güzel şeylerin yanında da çok acı şeyler yaşayırsınız. Bəli, çok acı şeyler yaşadım, çok. Aynen. Ama yani, geçti. Yok, yok böyle basitti. Her evde, mektepten gelende muallim idim. Yani üzlere baksaydım, evde üzlerine baksaydım, bilirdim bir ahdas var. Sorardım, derdim ne olubdu? Demezler bana, çünkü yorgunam, yemek yiyeyim anlam. Bəs mən ısrar ederdim, bak, yani idam veripler, yani varaka paylayıblar, gelin idam izalın, yaxud filanı 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 tutuplar işte. Bu da təsir eder tamam sizlere. Çok təsir. Asaba təsir eder. Tabii ki, yani nasıl olsa zor durumlar geçirdi. Bu sizinle bu zor durumlar geçti. Doğrudur. O zaten memleketimiz şu anda bile zor durumlar geçti. Aynen, mənim anamgiller de bahseder yani o zamanlar neler yaşanıp. Belen. Çok bunları eşitmişim ben yani. Tabii ki. Peki, bir sen bir şair olarak şiir yazmak nece bir ortam istersen? Yani nece bir vaxtda çoxluq şiir yazardı? Vallahi özü indi de la yazal, yani ben şiir yazandım. Bir hadi şey ister, bir ister oturasan. Mesela ben en çokluk okumağım, yazmağım saat 11'den 1'e kadar gece, böyle 2 saat, 3 saat işte. Səbbəhlər de
7'den 10'a kadar. 3 saat, yani okura ben yazarım. Tabii. Kimse yok, samsada yok onda. Ama ben yazdığım yerde o uşak gelsin bir söz desin, o evde bir de gelsin filan oldu filan böyle oldu yaza tefakkuk eder yani efkari dağılı yazabilmezsen. Doğrudur. Biz size çok teşekkür ederiz. Tabii bir gün geldiniz bizi kırmadınız. Sağ olasın. Allah sağ razı olsun. Ben teşekkür ederim. Siz beni tarif edirsiniz millete. Ne demek, ne demek. Tabii olan. Sizi millet tanır istemez sizi tarif etmek. Tabii ki. Son olarak peki milletimize ne demek o vardı? Valla milletimize, milletime bir demeğim yoktu. Ama şeyi Allah Teala'dan dilerim bu milletimize rahmetsin. Yani bu kara bulut üzerimizden geçsin. Fesat geçsin, milletimiz iyi yaşasın, bir serin hava nefes alsınlar hayatta. Çok sağ olasın, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.